Merhaba, İngilizce öğrenmeye nasıl başlamalıyım adlı soruyu cevaplandıracağımız video dersimize hoş geldiniz. İngilizce öğrenmeye başlamadan önce kendinizi mental olarak hazırlamalısınız. Yani ilk yapmanız gereken şey, ne yaparsam yapayım İngilizce öğrenemiyorum veya İngilizce öğrenmek yetenek işidir ve bende o yetenek yok tarzı cümleleri aklınızdan çıkarın. Bunu İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerimde çok duyuyorum ve aslında hatalı bir yaklaşımdır. Ana dilinizi konuşabiliyorsanız yabancı bir dili de çok rahat öğrenebilirsiniz demektir. Ve sabırlı olmalısınız. Çünkü dil öğrenmek öyle bir günde ya da bir ayda yapılabilecek bir şey değil. Hem süre hem de süreç gerektirir. Dil öğrenmek tarih veya matematik çalışmak gibi değildir. Yani oturup saatlerce çalıştım ve ben bu dili öğrendim diyebileceğiniz bir çalışma sistemi düşünmeyin. Dil öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirdiğinizde gerçek bir öğrenmeden ve dil ediniminden bahsedebiliriz. Peki nedir bu yaşam tarzı haline getirmek? Yaşam tarzından kastımız dili yaşamaktır aslında. Yani ana dilinizde yaptığınız her şeyi yabancı dilde de yapmalısınız. Örneğin konuşabilmek için önce dinlemelisiniz. Bebekleri düşünün. Önce belli bir yaşa gelene kadar duyduklarını kaydederler ve belli bir yaştan sonra da artık önce sözcük olarak sonra da cümle olarak çıkarmaya başlarlar. Yani önce dinlerler sonra konuşmaya başlarlar. Siz de bol bol dinleme yapmalısınız. Yani ana dili İngilizce olan kişileri dinleyin ve onların kurduğu cümleler gibi cümleler kurmaya çalışın. Yani aslında söylediğimiz şey onları taklit edin. Böylece dinleme beceriniz ve konuşma becerinizin geliştiğini göreceksiniz. Bunun dışında bol bol okuma ve yazma yapmanız gerekiyor. Önce okuyacaksınız, sonra yazacaksınız. Okurken gördüğünüz cümle yapılarını yazılarınızda kullanmaya çalışın. Ve gördüğünüz, öğrendiğiniz kelimelerle ilgili cümleler kurun. Aslında bu çalışmaya başlamadan önce yapacağımız sistemi, yöntemi belirlemek açısından önemli. Şöyle düşünün, sadece gramerle başlamıyoruz. Direkt doğrudan gramer çalışmak aslında bir bakıma gerekli, bir bakıma da bizi yanlış yönlendiren bir şey olabilir. Çünkü önce kullanımı görmemiz lazım. Nasıl cümleler kurmuşlar? Bunları okuyacağız. Okuduğumuz cümlelerdeki kelimelerin anlamlarını bulabiliriz. Bu kelimeleri biz de benzer şekilde cümleler kuracağız. Hatta okuduğunuz şeylerin aynısını da yazabilirsiniz. Ama anlama odaklanın. Böyle bir çalışmayı yapabilmek için hangi materyalleri okuyacağız, ne dinleyeceğiz, ne konuşacağız ve ne yazacağız? Bunları belirlememiz gerekiyor. Okuma, dinleme, konuşma, yazmanın yanı sıra gramer ve kelime bilgimizi de geliştireceğiz. Öncelikle çalışmaya başlamadan önce bir liste yapın. Çalışacağınız materyallerin listesini oluşturacaksınız. Peki nasıl liste yapacağım, hangi materyalleri yazacağım şeklinde sorularınız oluşabilir kafanızda. Bunları ilerleyen derslerimizde ne tür materyaller kullanmamız gerekiyor konusunda konuşacağız. Ayrıca tartışacağız. Siz de soru cevap bölümünde aklınıza takılan şeyleri yazabilirsiniz. Şunu unutmayın. Eğer İngilizceyi ya da herhangi bir başka dil de olabilir öğrenmek istiyorsanız öncelikle söylediğimiz şey o dili yaşamalısınız. Bu dili yaşayabilmek için maalesef çok fazla ortamımız yok. Türkiye'de olduğumuz için sokağa çıktığınızda İngilizce konuşacağınız kimse yok. Ders alabilirsiniz, sınıfta konuşabilirsiniz ama dışarıya çıktığınızda konuşacağınız kimse olmaması sizi geriletmesin ya da işte size ket vurmasın. Kendiniz nasıl pratikler yapabilirsiniz bunları belirleyeceksiniz. Başlamadan önce notumuzu alıyoruz. Peki nasıl başlayacağız? Aslında önemli olan soru bu. Öncelikle oluşturduğumuz listeden, materyal listesinden bazı pratik yapma yöntemlerini belirleyeceğiz. Pratiği nasıl yapabilirim? Yabancı bir kişi mi bulmam gerekiyor pratik yapabilmek için yoksa kendi kendime pratik yapabilir miyim? Bu da sonra konuşacağımız derslerin konusu olacak. Ama unutmayın kendi kendinize de ya da yakınınızdaki herhangi birisiyle de pratik yapabilirsiniz. İlle de ana dili İngilizce olan birisini bulmanıza gerek yok. Bu yöntemleri tartışacağız. Nasıl yapabiliriz? Ya da bol okuma yapmam gerekiyor da hangi kaynaktan başlamalıyım? Örneğin piyasada bir sürü reading kitabı olduğunu görüyorsunuz. Bana uygun olan reading kitabı hangisidir? Bunu belirleyeceğiz. Nasıl belirleyeceğimizi de konuşacağız. Ama öncelikli olarak kendinizi zihinsel olarak çalışmaya hazır hissetmelisiniz. Ön yargılarımızı kıracağız, sabırlı olacağız ve hızlı bir şekilde dil öğrenmek değil,
verimli bir şekilde dil öğrenmek hedefimiz olacak. Bunu zaten hedef olarak koyduğumuzda çok rahat başarabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım sonraki derslerimizde tartışacağımız materyaller sizler için faydalı olacak mı?